Herkese merhabalar. Kampüs kanalında birlikteyiz. Biyoloji derslerimize başlıyoruz. Canlıların ortak özelliklerini yapacağız bugün. Canlıların ortak özelliklerini de 3 maddede işleyeceğiz. Bunlar neler? Birincisi canlıların ortak özelliklerinden en çok çıkanları bir grup haline getirdik. Yani ÖSYM bunları tek başına da sorabiliyor. İkincisi bilmemiz gerekiyor. Çünkü soruların içerisindeki öncüllerde bunlar gizleniyorlar. Ben bu ortak özellikleri bilmediğim zaman e, sanki bambaşka bir soruyu da yapamayacak kıvama geliyorum. Bir de bizim ekstra bilineceklerimiz var. ÖSYM'nin vermediği daha doğrusu 9. sınıf müfredatında vermediği daha sonra diğer konuların içerisinde birleştirerek verdiği. Ben onları da elimden geldiğince size söyleyeceğim. Böylelikle soru çözerken bizim için bir e, kolaylık olmuş olacak. ÖSYM tarzı da bir sorumuzu koyduk. Hatta geçen sene çıkan soruyu koydum. Çok yakını yani. Birebir aynısını koymuyoruz. Ders bittiğinde bu ÖSYM tarzı sorumuzu da çözebilecek kıvama gelmiş olacağız. Dediğim gibi 3 maddede anlatacağız. En çok çıkanlar, soruda gizlenenler ekstra bilinecekler olarak. Birinci maddemizde en çok çıkanlar olacak. En çok çıkanların en başında hücresel yapıyı çok iyi bilmemiz lazım. Bir kere tüm canlılar hücrelerden meydana geliyorlar. Hücresel yapı bakımından canlıları bir prokaryot hücre tipine sahip olan bir de ökaryot hücre tipine sahip olan canlılar olarak ikiye ayırabiliyoruz. Hatta geçen seneki sınavda buradan direkt bir sorumuz vardı. Bir de canlıları hücre sayısına göre de gruplandırabiliyoruz. Onlardan da bir bahsedeceğim. Şimdi canlıları prokaryot veya ökaryot olarak gruplandırdık. Peki aralarındaki fark ne? Ortak özellikler neler? Bir kere ister prokaryot hücre tipine sahip olsun ister ökaryot hücre tipine sahip olsun tüm canlılarda DNA adını verdiğimiz genetik materyal bulunacak. Bunun haricinde RNA adını verdiğimiz ribonükleik asit dediğimiz genetik materyalde mutlaka bulunmak zorunda. Ribozom organeli protein sentezinin yapıldığı ribozom organeli de yine tüm canlılarda ortak olarak bulunacak. Bunun haricinde neden bahsedebiliriz? İkisinde ortak olarak mutlaka sitoplazma adını verdiğimiz sıvı kısımda bulunuyor ya da bunun haricinde tüm canlılarda mutlaka hücre zarı adını verdiğimiz zarda bulunacak. Peki hocam ökaryotlarla prokaryotların arasındaki fark nedir? Ökaryotlarla prokaryotlara baktığımız zaman ökaryotlarda DNA'nın etrafı bir zarla çevrili. Yani sen o ökaryotlara direkt çekirdekli hücrelerdir kelimesini kullanabiliriz. Endoplazmik retikulum olsun diğer konularda hep ayrıntısıyla göreceğiz bunları. Endoplazmik retikulum, Golgi, koful ne bileyim. Lizozom gibi zarlı olarak kabul ettiğimiz organeller ökaryotlarda bulunabilecek. Prokaryotlarda ise bunlardan başka hiçbir organel bulunmayacak. Bu canlıları diğer ünitelerde yine sınıflandıracağız bu hücresel yapı öyle bir konu ki her konunun başında dönüp dönüp tekrar söyleyeceğiz. Dönüp dönüp tekrar söyleyeceğiz. Canlıların sınıflandırmasını yapacağız. Bak böyle alemlerimiz var. Şunlar prokaryot, bunlar ökaryot. Fotosentez anlatacağız. Bak prokaryotların zarlı organeli yok ya şurada gerçekleşir diyeceğiz. O yüzden buna çok üstünde durarak yıldız atıyorum. Bakteriler ve arkeler alemine canlılar bu alemlere dahil olan canlılar prokaryot hücre tipine sahip olacak. Protistler, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar alemine sahip canlılar bu bu aleme dahil olan canlılar ise ökaryot hücre tipine sahip olacak. Canlıları da dediğim gibi tek ve çok hücreli olarak gruplandırabiliyoruz. Ama şöyle de bir durum söz konusu özellikle sözel sorular sordukları zaman bakteriler ve arkeler prokaryottu ya bakteri ve arkeler alemindeki canlıların tamamı tek hücreli. Yani şöyle diyebiliriz prokaryot hücre tipine sahip canlıların tamamı tek hücrelidir. Bu doğru bir cevap oldu. Ama ökaryot hücre tipine sahip olanlarda tek hücreliler de var, çok hücreliler de var. Mesela protist aleminde bulunan amip, öglena, paramesyum gibi canlılar tek hücreli veya bu grupta bulunan başka diğer canlılar çok hücreli. Hayvanlar aleminde bulunan canlılar çok hücreli. Bitkiler aleminde bulunan canlılar çok hücreli. Mantarların bazıları tek, bazıları çok hücreli. O zaman ökaryotlar için bir genel genelleme yapamazsın. Ökaryotların tamamı çok hücrelidir diyemezsin. Böylelikle soruların içerisinde çıkacak küçük püf noktalarını da bilmiş olacağız. Hemen bununla ilgili bir soru çözelim. Aşağıda verilen olaylardan hangisi tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşir demiş ve organellerden bahsetmiş. Ya hocam biz hangi organelin hangi işi yaptığını bilmiyoruz. Zaten bilmemize de gerek yok. Ne demiş? Tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşir. O zaman tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşmesinden bahsediyorsan prokaryot da yapacak ökaryotta yapacak. Prokaryot ve ökaryotlarda ortak olarak bulunan organel kimdi? Ribozom organeliydi. O zaman cevabımız C olacak. Mitokondri prokaryotta yok, kloroplast yok, çekirdek prokaryotta yok, koful prokaryotta yok şeklinde çözmüş oluyoruz sorumuzu. Geldik beslenmeye. Beslenme de canlıların ortak özelliklerinden bir tanesi. Tüm canlılar ne için beslenirler? Enerji üretebilmek için. Aslında ATP dediğimiz molekülü üretebilmek için e, beslenme olayını gerçekleştirecekler. Beslenme bakımından canlıları da kendi içinde ikiye ayıracağız. Bir bizim üretici yani kendi besini kendi sentezleyen canlılarımız var ki bunların bazısı fotosentez yapacak. Biz onlara foto ototrof canlılar ismini vereceğiz. Bir de kimyasal enerjiyi kullanan canlılarımız olacak. Onlara da kemo ototrof kelimesini kullanacağız. Üretici canlı mutlaka inorganik maddeleri organik maddeye çevirir. Ama bazısı ışık kullanıyor, bazısı kimyasal enerji kullanıyor. Tüketici canlılar ise besinle dışarıdan hazır olarak alan canlılar. Yani aslında üretici canlılarla beslenen canlılardan bahsediyoruz. Dediğimiz gibi bunlar mesela ölü organizmaları parçalayan saprofit şeklinde olabiliyorlar. Ya da parazit şekilde de beslenen tüketici canlılarımız var ya da besinlerini katı parçalar halinde alan bizim gibi holozoik beslenen canlılarımız söz konusu olabiliyor. İki tane bilmem gereken istisnai canlı var aslında. Doğada bizim yani biyoloji adına bildiğimiz iki tane canlıdan bahsedeceğiz. Hem kendi besinini kendileri üretebiliyorlar hem de besinini dışarıdan hazır olarak alabiliyorlar. Kim bunlar? Birincisi Öglena adını verdiğimiz kamçısıyla hareket eden protista alemine dahil tek hücreli canlıdan bahsediyoruz. Kloroplastları var, gayet fotosentez yapabiliyor ama ihtiyaç duyduğu durumlarda besinini dışarıdan da hazır olarak alabiliyor. Diğer örneğimiz kim? Diğer örneğimiz ise böcek çil bitki adını verdiğimiz Bitkiden ya da sinek kapan diye de sorularda geçiyor. O bitkiden bahsediyoruz. Böcek bitki de yine fotosentez yaparak kendi besini kendi sentezliyor. Ama aynı zamanda böyle yapraklarından e, kokular salgılıyor. Sinekler geliyor bu yapraklarındaki kokulara kanıp konuyorlar. Daha sonra çok hızlı bir hareketle yapraklarını kapatıyor. Enzimlerini dışarı gönderip. Azot ihtiyacını da yakaladığı böceklerden karşılıyor. Zaten iki tane canlıyı bileceğiz ama birçok ünitenin içinde de döndürüp döndürüp tekrar söyleyeceğiz. O yüzden de öglene ve böcekçil bitkiyi unutmuyoruz. Bunlar hem üretici hem de tüketici e, beslenen canlılar olmuş oluyor gençler. Geldik diğer önemli bir ortak özelliğe solunum yapmak da canlıların ortak özelliğidir. Aslında beslenme ve solunum yapmaktaki amacımız aynı tüm canlılar mutlaka ATP hem üretecekler hem tüketecekler. Bu da canlıların ortak özelliklerinden bir tanesidir. Besleneceğiz ya da besinimizi kendimiz üreteceğiz. Solunum tepkimeleri sonucunda da ATP dediğimiz molekülü yani enerjiyi sentezlemiş olacağız. Solunum bakımından canlılara baktığımız zaman ise bir bizim gibi oksijenli solunum yapan canlılarımız var. Mutlaka solunum tepkimelerinde oksijen kullanıyorlar. Bir oksijen kullanmayan yani oksijensiz solunum yapan prokaryot hücre tipinde canlılarımız var. Bir de fermantasyon yapan, fermantasyon yapan canlılarımız var. Oksijensiz solunumla fermantasyon aynı şey değil. Fermantasyonu da kendi içinde etil alkol fermantasyonu ve laktik asit fermantasyonu olarak ikiye ayırmış olacağız. Bir de şurada bir şey göstermek istedim size. Bazen böyle düzenekli sorularımız çıkıyor karşımıza. Yine aynı düzenekli benzer bir soru ben de koydum. Soru bankalarında çıktığı zaman bize kolaylık olsun diye göstereceğim. Şimdi canlıları bazen böyle tüplere koyuyor. Üstlerine de pamuklar koymuş oluyor. Bu canlıların solunumu ile ilgili bizim bir şeyler söylememizi istiyor. Burada bileceğim şey oksijenli solunumun Diğer bir ismi aerobik solunum ya da aerob solunumdur. Oksijensiz solunuma da bunun olumsuzu yani an kelimesini kullanabiliyorlar. Şimdi şöyle baktım mesela buna bir A, X, -Y -Z tüpü dedi fark etmez. Tüpe baktığım zaman bunun içerisine bakteriler koymuş şuraya da pamuk koymuş bakterilerin tamamı gitmiş tüpün üst kısmında yoğunlaşmış. Demek ki bunların oksijene ihtiyacı var. Mutlaka oksijenli solunum yapıyorlar. Çünkü aşağılarda aşağılarda kimseyi görmedim. O zaman hemen buna yapıştırıyorsun. Bu zorunlu oksijenli solunum yapan yani zorunlu ayrop bir canlıdır. Buraya baktım tam tersi oksijen olan kısma hiç gitmemişler tamamı birden dipte çoğalmış. O zaman bu da oksijenli ortamda yaşayamıyor. Hatta bazılarında oksijen zehir etkisi yaratabilir. Bu da bizim için zorunlu an Ayrop adını verdiğimiz bir canlıdan bahsediyoruz. Şimdi bu ikisine geldim. Bu ikisine baktığım zaman bunlar hem oksijenli hem oksijensiz solunum yapıyormuş gibi görünüyor. Çünkü tüpün her yerinde var. Ama tüpün dip kısmında daha yoğun olarak var. Üst kısmında daha az var. O zaman sevdiği kısım neresi? dip kısmı yani oksijensiz ortamı seviyor. Ama sıkışırsa zor da kalırsa da oksijensiz solunum da yapabiliyor. O zaman normalde oksijenli yapar. Sıkıştığı zaman ise oksijensiz solunum yapacak demektir. Buna diyeceksin ki geçici aerob. Yani geçici olarak oksijenli yapabiliyor ama istediği şey aslında oksijensiz ortam. Burada da tam tersi. Sevdiği şey oksijenli ortam ama sıkışırsa oksijensiz ortamda da çoğalabiliyor. O zaman bu da bizim için geçici anaerob kelimesini kullanabiliyoruz. Şimdi şu iki tüpe baktığım zaman ikisi de hem oksijenli solunum yapıyor hem de oksijensiz solunum yapıyor. İkisini birlikte yapan canlılara fakül tatif canlılar kelimesini de kullanabiliyoruz. Yani hem oksijenli hem de oksijensiz solunum yapmış oluyorlar. Hemen dediğim gibi buna benzer bir soru koydum demiştim. Sorumuzdan da bahsedelim. İşte 3 tane tüp numaralamış. Belirtilen tüplere eşit miktarda besin konularak 3 farklı tür bakteri türünden ilave edilmiştir. Daha sonra tüplerin ağzı pamuk ile kapatılmış. Bir süre beklenmiş. Bakterilerin tüplerde şekilde gibi, şekildeki gibi dağıldığı gözlenmiş. Bunların solunum çeşitlerini soruyor. Şimdi baktığım zaman bunlar tüpün üstünde olmuş. O zaman hemen yapıştırıyorsun. Bunlar oksijenli solunum yapan canlılardır. Yani aerob canlılardır. Sonra 3'e baktım hepsi birden gitmiş, dibe çökmüş. Dibe çöktüğüne göre de bunun nasıl bir solunum yapıyor olması lazım? An aerob solunum yapıyor olması lazım. Zaten şık çıktı. Ama şöyle bir baktığın zaman bu normalde neyi seviyor? Oksijenli ortamı seviyor oksijensiz ortamda da geçici olarak yaşayabiliyor. Yani geçici oksijensiz solunum yapıyor anlamına gelecek. Yani geçici an kelimesini kullanıp cevabımızı B'ye düşürmüş olacağız gençler. Geldik metabolizmaya. Metabolizma dediğimiz zaman ise bizim vücudumuzda devamlı yapım ve yıkım tepkimeleri gerçekleşiyor. Ben şimdi sizinle konuşurken aynı zamanda ATP sentezliyorum. Sentezlediğim ATP'leri tüketiyorum. Hücrelerimin bazıları bölünüyor. Başka hücrelere dönüşüyor proteinlerimi bazılarını yıkıyorum amino asitlere dönüşüyorum. Yani devamlı olarak yapım ve yıkım tepkimeleri gerçekleşiyor. Bu yapım ve yıkım tepkimelerinin tamamına birden metabolizma kelimesini kullanacağız. Ve metabolizmayı da kendi içinde ikiye ayıracağız. Bir bizim için yapım tepkimeleri yani küçükleri bir araya getirip büyük bir şey yapmak. Bir de yıkım tepkimeleri yani büyük şeyleri küçük şeylere parçalamak anlamına gelecek. Anabolizma anadan aklınıza gelsin. Anneler küçükleri bir araya getirir büyük bir şey yaparlar. Katabolizma lizma katletmekten aklınıza gelsin. Büyük bir şeyi parçalıyorsan bu katletmek yani katabolik bir tepkime olacak. Hemen metabolizmayı ayırmıştık ya. O zaman söylediğimizi yerleştirelim. Şurada neler var? Küçük parçalar var. Küçük parçaları bir araya getirmişsin, büyük bir şeye dönüştürmüşsün. Küçükten büyük yapıyorsan ne ismini kullanacaktın buna? Anabolizma kelimesini kullanacaktın. Hemen aklında da şöyle yaz. Küçükten ne yaptın sen? Yazamadım. Küçükten büyük bir şey yapmış oldun Burada ise büyük bir şeyi küçük parçalara ayırdın. O zaman bu bizim için katabolizma kelimesi oldu. Neyi neye çevirdin? Büyük bir şeyi ondan daha küçük bir moleküle çevirmiş oldum. Bize zıt olarak sorularda çıkan kavramlar da var. Mesela anabolizma yapım demek, katabolizma yıkım demek. İkisi birbirine zıt olarak çıkıyor. Yapım yıkım zaten söyledik. Dehidrasyon yine küçüklerden büyük yapmak demek. Dehidrasyona zıt gelen kelimem ise hidroliz. Büyük bir şeyi küçük şeylere çevirmek demek. Özümleme ile yadımlama da karşımıza çıkar. Bilmem ne özümlemesi yapıyorsa demek ki o küçük şeylerden büyük bir şeye çeviriyor demektir. Yadımlama da büyük şeyleri küçük şeye çevirdiği anlamına gelecek. Karşımıza çıkabilecek örnekleri de hadi birlikte yapmış olalım aşağıda verilen tepkimelerin yapım ve yıkım tepkimesi olma durumlarını artı işaretiyle gösteriniz demiş. Şimdi bakıyorum 6 tane karbondioksit 6 tane su ile birleşmiş. Buradan C6H12O6 yani besin sentezlenmiş. Aynı zamanda oksijen açığa çıkmış. Yani aslında bu neyin denklemiydi bizim için? Fotosentezin denklemiydi. Karbondioksit ve su birleşip besin yaptığına göre iki küçükten bir büyük yaptığıma göre zaten fotosentez bir yapım tepkimesidir. Buraya artımı attım. Sonra en sayıda amino asit bir Protein sentezlenmiş, n eksi bir su açığa çıkmış. Böyle dehidrasyon ve hidroliz tepkimelerinde su bizim için ipucudur. Eğer sen bir şey yap, birleştirip de su açığa çıkarttıysan, küçükten büyük yaptın demektir. O zaman bu da bizim için bir yapım tepkimesi oldu. Besini İki tane etil alkole yani C2H5OH dediğimiz bileşiğe çevirmiş ve karbondioksit çıkmış. Bu da fermentasyon aslında solunum dediğimiz fermentasyon bir solunum çeşididir. Solunum tepkimeleri de mutlaka yıkım tepkimeleridir yazdık. Trigliseriti 3 tane suyla tepkimeye sokmuş. Bak buranın tam tersi. 3 yağlı bir gliserol çıkmış. Yani büyük bir şeyden küçük şeyler çıkmış. O zaman büyük bir şeyi küçük şeye çevirdiğime göre bu da yıkım tepkimesidir. Glikozları bir araya getirmişim. Bir maltoza çevirmişim. 2 küçükten bir büyük yaptığıma göre bu da bir yapım tepkimesi olmuş oluyor. Geldik diğer önemli bir başlığımıza. Sorularda çok sık karşımıza çıkan başlığımıza. O da üremedir. Canlıların tamamı nesillerini devam ettirmek için üremek zorundalar. Hayatın devamı ve neslin devamı için mutlaka ürenecek. Üreme farklı şekillerde gerçekleşebiliyor. Bazı canlılar mutlaka eşeysiz üreme dediğimiz üreme çeşidini yapıyor. Adam tek bir hücreden meydana geliyor. Tek hücreli bir canlıysa çok istisnai durumlar var aralarda söyleyeceğiz bazı tek hücreli canlılarda da eşeyli üreme benzeri olaylar meydana gelebiliyor ama genel hattıyla düşün tek bir hücreden bahsediyorsun bu ikiye bölündüğü zaman zaten birey sayısı artmış demektir yani onun ikiye bölünmesi hücre bölünmesi yapması birey sayısını arttırdığı anlamına gelir bitkilerde hayvanlarda pek çoğunda da çoğunlukla eşeyli üreme adını verdiğimiz üreme söz konusu oluyor. Hatta bitkilerin çiçek açmaktaki amacı üremeleri çünkü üreme organları yumurtayı oluşturdukları polenleri oluşturdukları erkek ve dişi organlar çiçeklerinde bulunuyor. Tabii ki bazı canlılar da hem eşeyli üreme yapıyorlar hem de eşeysiz üremeyi birlikte yapan canlılarımız da var. Hemen buraya bir yıldız atıyoruz bizim için önemli. Şimdi canlının hayatına devam edebilmesi için üreme üremesi şart değildir. Fakat neslin devamı için üreme şarttır. Biz şimdiye kadar verdiğimiz ortak özellikler üstünden konuşalım. Solunum yaş yapmazsam yaşayamam. Beslenmezsem yaşayamam. Ee, ne bileyim Başka metabolizma tepkimelerini gerçekleştirmezsem yaşayamam ama üremezsem ben yaşayabilirim. Yani çocuğum olmasa da hayatıma devam edebilirim. İnsan türünün neslinin devamı ve hayatının devamı için mutlaka üremesi şart. Bu ortak özelliğin böyle bir istisnai durumu var. Geldik büyüme ve gelişmeye. Bu da yine böyle sorularını ters çevirip sordukları zaman ya da cümleyi biraz karıştırdıkları zaman hafiften zorlandığımız bir kısım. Hemen orayı da söyleyeyim ben size. Büyüme ve gelişme tüm canlılar büyüyecek, gelişecek ve mutlaka ölecekler. Ekstra bir durum söz konusu olmadığı sürece. Büyüme dediğimiz zaman tek hücreli ve çok hücreli canlılarda farklı şekilde gerçekleşiyor. Şimdi düşün, tek hücreli bir canlıdan bahsediyoruz. Tek hücreli canlıya baktığımız zaman hücre bölünmesi yaptığı zaman bir hücreden iki tane hücre meydana gelmiş oluyor. Yani tek hücreli canlılar hücre bölünmesi yaparak e, büyüyemezler. anca ne yapabilirler? Üreyebilirler. Tek hücre hücreli canlı peki hocam nasıl büyür? Tek hücreli canlı şöyle büyür. Tek bir hücreden meydana geliyordu. Bu hücrenin hacmi ve kütlesi arttığı zaman o hücre büyümüş demektir. O zaman hemen yazdım. Stoplazmanın hacminin ve kütlesinin büyümesi, artması sonucunda bunlarda büyüme olayı söz konusu olacak. Çok hücreli canlılarda nasıl bir durum söz konusu? Tabii ki hücrelerinin hacmi ve kütlesi artarsa büyümüş olacaklar ama aynı zamanda hücre sayısı artarsa da büyümüş olacaklar. Mesela işte bir kardeşinizi gördüm ben. Ertesi sene bir daha gördüm. Diyorum ki aa kardeşin ne kadar büyümüş. Aslında geçen sene uyduruyorum onun 5 trilyon hücresi varmış. Bu sene 6 trilyon hücresi olmuş. Hücre sayısının artması çok hücreli canlılarda büyümek anlamına gelir. Gelişme ise biraz daha farklı bir şey. Gelişme canlının yapılarının olgunlaşmasıdır. Bunu da şöyle tutabilirsiniz aklınızda olgunlaşmasıdır yazayım hemen Bir tane bebek var bebeğin bacağı uzuyorsa hücre sayısı artıyorsa büyüyor demektir. Bebeğin bacağı yere basacak artık üstünde yürüyebilecek kıvama geldiyse gelişmiş demektir. Olgunlaşmış demektir. Aynı şey işte kuşun kanadı içinde veriyoruz. Kuşun kanadının uzunluğu arttıysa büyüyor demektir. Kanadı uçabilecek kıvama geldiyse artık o kanadı kullanarak uçabiliyorsa gelişmiş demektir. Yani organların olgunlaşması anlamına gelmiş oluyor. Hemen bir tane de soru çözelim. Böylelikle birinci maddemizi sorularda en çok karşımıza çıkanları bitirmiş olalım. Yukarıdaki grafiklerde verilen olaylardan hangileri tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşir? Oksijen tüketimi, oksijensiz solunum ve fermentasyon yapanlar var. Oksijensiz solunumda da fermentasyonda da oksijen tüketimi yok. O yüzden bunu almayacağım. ATP üretimi dediğimiz zaman bunu kesin aklına yaz. Canlıların ortak özelliklerinden bir tanesidir. Ekstra vereceklerimizden bir tanesidir. Tüm canlılar enerji üretir ve tüketir. Hatta her canlı hücre enerji üretir ve tüketir. Büyüme ve gelişme de yine canlıların ortak özelliklerinden bir tanesiydi. O zaman düşmeyelim ortak olarak gerçekleşir demiş. Cevabımız da Denizli'ye düşmüş oldu. Gençler dediğim gibi birinci maddeyi bitirdik yani en çok çıkanlara baktık. İkincisi de bizim için soruda gizlenenlerdi yani öncüllerin içinde bilmemiz gerekenlerdi. Hemen onlara da bakalım. Homeostasis kelimesini o kadar çok duyacağız ki hem TYT hem IYT kısmında. Şu işi yapıyorum homeostasisi sağlamak için. Şu minerali fazla alırsa homeostasis bozulur. Homeostasis genel bir kelime. Yani kararlı iç denge anlamına gelecek bizde. Kararlı iç dengeyle neyi kastediyorum? Senin yaşamına en ideal şekilde devam edebilmen için içeridekilerin uygun olması. E, ne bileyim mineral maddenin, vitamin maddesinin, kanın, pH'inin uygun olması kararlı iç denge demektir. Sen bir şeyi aşırı alırsan ya da az alırsan tabii ki içerideki homeostesi de bozulmalar meydana gelecek. E, boşaltım da yine canlıların ortak özelliklerinden bir tanesi. Boşaltımla ilgili karıştırmayacağım şey ne? Tek hücreli canlılar da boşaltım yapıyor. Çok hücreli canlılar da boşaltım yapıyor. Tek hücreli canlıysa adam zaten tek bir hücreden meydana gelmiş. O zaman atığını basit yollarla. Ne bileyim işte amonyak varsa difüzyonla dışarıya atacak. Gazını difüzyonla dışarıya atacak. Ama çok hücreli canlılarda bununla ilgili boşaltımın yapılmasıyla ilgili özel sistemler söz konusu olacak. Mesela benim boşaltım sistemi Var. Böbreklerim, üreterim, üretrem, mesanemden meydana gelen özel bir sistemimiz var. Tüm canlılar mutlaka boşaltım yapar. Bitkiler de boşaltım yapıyorlar. Hatta bitkilerin yapraklarını dökmesi, sonbaharda sararan yapraklarını dökmesi bir nevi boşaltım yapmasıdır. Çünkü bitkinin sonbaharda atıklar bu yapraklarda birikmeye başlar. Atıklar biriktiği için de biraz renk değişimi meydana gelir. O yapraklarını döktüğü zaman aslında boşaltım yapmış olur diyeyim. Gençler hemen sorumuza bakalım yukarıda verilen olaylardan hangileri homeostazinin korunmasını sağlar? Bakıyorum. Sıcak havalarda insanların terlemesi. Sıcak havada vücut sıcaklığımız bizim sabit. 36,5-37 derece. Bunun 39'lara çıkması hastanelere koşmamız anlamına geliyor. Biz sabit vücut sıcaklığına sahip canlılarız. Hava sıcaklığı arttığı zaman bizim vücut sıcaklığımız da artmaya başlıyor. Vücut da dışarıya su atıyor. Su atınca vücut sıcaklığını düşürüyorsun. Yani aslında bunu yapmaktaki amacın ne? Kararlı iç dengeni korumak. Yani hemostasiyi sağlamak. Üşüyen insanların titremesi de aynı mantıkta. Üşüyünce bu sefer tam tersine vücut sıcaklığın aşağı doğru düşmeye başlıyor. Vücut titriyor yani metabolizma hızını arttırarak ısı açığa çıkarttırmaya çalışıyor. Bu da kararlı iç dengeni korumak için. Kan şekerim yükseldi. Normalde uyduruyorum 100 olması lazım baklavaları börekleri götürdüm vurdu 200'e bu sefer benim pankreasından insülin adı verilen bir hormon sentezleniyor bu insülin hormonu da işte kandaki fazla glikozları karaciğere gönderiyor depolanmasını sağlıyor tam tersi de söz konusu olabilirdi ne yazsaydı kabul edecektim çünkü bu da vücudun kararlı iç dengesini yani olması gereken değeri korumak için yaptığımız bir iş yukarıda verilenlerden hangisi korunmasını sağlar demiş biz de üçüne de tık attığımıza göre cevap Edirne'ye düşmüş Oldu. Geldik harekete tüm canlılar mutlaka ne yapacaklar? Hareket edecekler. Ya hocam bitkiler de hareket ediyorlar mı? Ediyorlar. Her canlı mutlaka benim gibi aktif yer değiştirmek zorunda değil. Bazı canlılarda pasif hareket dediğimiz yönelim ırganım diye detaylı olarak anlatacağımız hareketleri gerçekleştirecekler. O zaman hareket bakımından canlıları ağacı buraya koyduğumuza göre pasif hareket edenler veya aktif hareket edenler olarak gruplandırabiliriz. Yine birkaç örnek söyleyeyim sorularda karşımıza çıkabilecek tarzlardan bahsedeyim Klasik ayçiçeği bitkisi biliyorsunuz güneşe doğru takip ediyor. Ayçiçeği bitkisinin güneşe doğru veya bir bitkinin güneşe doğru büyümesi aslında güneşe karşı yapılan bir harekettir. Ağacın köklerinin su bulunan ortama doğru büyümesi yine bir harekettir. Sen şuraya bakteriyi bıraktın şuraya da asiti damlattın. Bakterinin asit olmayan tarafa doğru yönelmesi yine bir harekettir. Dediğim gibi bazı canlılarda hareket etmek için bazı mekanizmalar var. Mesela öglananın kamçısı var. Paramesyum Silleri var, amipin yalancı ayakları var. Hayvanlarda bunlarla ilgili üyeler var. Aktif yer değiştirebiliyor ama bitkiler daha pasif hareketler gerçekleştiriyorlar organizasyon ne demek diye ben size sorsam ne dersiniz? Organizasyon aslında düzen anlamına geliyor. Mesela işte bir düğün organizasyonuna katılıyoruz. Düğün organizasyonu ne demek? İşte gelin damat inecek biz parayı takacağız halaya duracağız gibi her şey belli bir düzen içerisinde. Tabi bazen karışıklıklar olabiliyor. Belli bir düzen içerisinde gerçekleşiyor. Benim vücudum ya da tek hücreli bir canlının o sadece tek hücresi içinde geçerli. Benim dalağım böbreğimden böbreğim pankreasından pankreasından beynimden habersiz çalışamaz. İçeride bir düzen, bir organizasyon var. Tek hücreli bir canlı olsun, prokaryot olsun, DNA'sı, RNA'sı, ribozomu, sitoplazması ve hücre zarı bulunsun. Yine hücre zarından madde alışverişlerinde DNA'nın kontrolü söz konusu. Bir protein sentezlenecekse şifreyi DNA veriyor ribozom. RNA'ların aracılığıyla bu işler gerçekleşiyor. Yani belli bir düzen içerisinde olayların gerçekleşmesi anlamına geliyor ve organizasyon da dediğim gibi canlıların tamamında görülen ortak özelliklerden bir tanesi olmuş oluyor. Geldik uyarılara tepki. Tüm canlılar da yine uyarılara tepki verecekler. Uyaran dediğim şey iç çevremden de gelebilir, dış çevremden de gelebilir. İçle dışla neyi kastediyorum? Mesela üşüdüm ya da çok sıcak oldu. Bunlar dış çevreden gelen uyaranlardır ama ben içeriden bir hormon da sentezleyebilirim. Hormon sentezlemem ise benim içeriden bir uyaranımdır. Mutlaka uyaranlara karşı tepkiler oluşturulacak. Bitki köklerinin suya doğru büyümesi. Uyaran kim su? Suya ihtiyacım var. Ona doğru büyüyorum. O zaman uyarana karşı bir tepki verdim. Avcımı gördüm, kaçıyorum. Yine uyarana karşı bir tepkidir. Sıcak cisme dokunduğumda elimin çekilmesi veya sıcak havalarda terlemem yine uyaranlara karşı verdiğim bir tepkidir. Herkes etkiye tepki mutlaka gösterecek. Geldik uyum ve adaptasyona bir canlının bulunduğu ortamda hayatta kalma ve üreme şansını arttıran onun sahip olduğu genetik kalıtsal özellikler adaptasyon olacak. Adaptasyonu da şöyle düşünebilirsin bir canlı bir özelliğe sahip sen bulunduğu ortamı değiştirdiğinde o canlının o özelliği kaybolmuyorsa bu bir adaptasyondur. Mesela birkaç tane örnek vereyim üstünden anlatayım. Kuş ve sürüngenlerin ürik asit adını verdiğimiz azotlu boşaltım atığını atması sen ürik asit su kaybını azaltır. Sen bu kuşu alsan ben sana suyu veriyorum ya yani hiç su esirgediğimiz yok desen de bu ürik asit atmaya devam edecek. Çünkü buna adapte olmuş. Karada yaşayan canlıların solunum organının vücut içinde bulunması. Bizim akciğerlerimiz vücut içinde. Gazların difüzyonunun kolay olması için solunum organının nemli olması lazım. O yüzden vücudumuzun içinde bulunuyorlar. Sucul kuşların parmak aralarında perde bulunması yine onların suda yüzerken daha kolay hareket etmelerini sağlıyor. Kutup ayısının beyaz kürke sahip olması Adam kutuplarda yaşıyor. Her yer bembeyaz. Beyaz kürke sahip olacak ki avı onu görmeyecek ya da avcısı onu fark edemeyecek. Bu bir adaptasyondur. Kaktüslerin gövdesinde su depo edebilmesi bir adaptasyondur. Sen bu al kutup ayısını ekvatordaki bir hayvanat bahçesine getir. Yavruları yine beyaz kürklü döner, doğar. O yüzden bizim için bir adaptasyon örneği olmuş olacak. Geldik üçüncü maddemize. Aslında dediğim gibi müfredatın içerisinde yani dokuzuncu sınıf kısmında dahil olmayan böyle araya serpiştirdikleri. Fakat soru çözerken bizim bilmemizi istedikleri. O yüzden onlar için ayrı bir başlık açtım ekstra bilinecekler diye. Hemen o ekstra bilineceklerden de bahsetmiş olayım. Şimdi tüm canlılarda kendim de kurabilirim. Bunları kendim de çıkarabilirim. Tüm canlılarda protein sentezi gerçekleşir. Bir kere hangi canlı olursa olsun ister prokaryot ister ökaryot hücre tipine sahip sahip. Her canlıda mutlaka ribozom organeli yok mu? Ribozom organeli olduğuna göre ribozomun yaptığı işin tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşmesi lazım. DNA, RNA, ribozom ve hücre zarı, hatta buna bir de sitoplazmayı da ekleyebilirsin. Tüm canlılarda ortak olarak bulunuyor çünkü prokaryotlarda da var. Yine enzim sentezlenir ve kullanılır. Bu da canlıların ortak özelliği. Enzimler zaten protein yapılı moleküllerdir. Ama enzimatik tepkimelerde ister bir bakteri olsun ister en gelişmiş canlı olan insan olsun tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşecek. Tüm canlılarda DNA var. O zaman DNA'yı e, bozacak bir X ışını verdin, bir gama ışını, bir radyasyon verdin. Tüm canlılarda mutasyon meydana gelebilir. Glikoliz tepkimeleri biraz hakikaten ekstra oldu. Onu şuraya açayım. Canlıların ortak özelliklerinden bir tanesi solunum yapmakta. Solunum yapmayı da kendi içinde üçe ayıracağız. Bir oksijenli solunum yapanlar var, bir oksijensiz solunum yapanlar var, bir de fermantasyon yapan canlılar var. Detayı bizim için şu an önemli değil. Hangi solunum çeşidi olursa olsun başında Glikoliz tepkimesi denilen bir tepkime var. E canlı solunum yapmak zorunda olduğuna göre illaki bunlardan birini yapacağına göre bunların da başında glikoliz olduğuna göre o zaman glikoliz tepkimeleri tüm canlılarda ortak. Burada kullanılan enzimler bunun gerçekleştiği alan herkes de ortak olarak gerçekleşmek zorunda. Pasif ve aktif taşıma dediğimiz şey ise monomer maddelerin alışverişi. Hücre zarı dediğimiz şeyde delikler var. Por veriyoruz. Hücre zarındaki deliklerden Porlardan geçebilen monomer yani küçük maddelerin alışverişini yapıyoruz. İster bir bakteri, ister bir hayvan hücresi olsun herkes pasif ve aktif taşıma gerçekleştirebilir. Yine ekstradan videonun içinde söylemiştim ama yazayım tüm canlılarda ATP üretimi ve tüketimi de ortak olarak gerçekleşmiş olacak gençler diyeyim. Bunları da ekstradan biler, bilirsek soruları çözerken kaçıracağımız soru kalmamış oluyor. Arkadan birkaç tane daha soru koymuştum. O sorularımızı da çözelim videomuzu bitiriyoruz. Aşağıda verilen canlıların ortak özelliklerinden hangisini bir canlı gerçekleştirmese de yaşamaya devam edebilir? Beslenmezsem yaşayamam, solunum yapmazsam yaşayamam. Boşaltım mutlaka yapmak zorundayım. İç veya dış uyaranlara mutlaka tepki vermek zorundayım ama benim çocuğum olmasa da yaşamaya devam edebilirim. Yani üreme yaşamıma devam etmem için değil neslin devam etmesi için mutlaka şart bir özellik. Geldim diğer ortak özelliğimize. Aşağıda verilenlerden hangisi tüm canlılarda görülen ortak özelliklerden biri değildir. Hücresel yapıya sahip olma ister prokaryot ister okaryot herkes de ortak. ATP sentezleme, ATP tüketme herkes de ortak. Boşaltım yapmak herkes de ortak. Hareket etme herkes de ortak. Beslenme herkes de ortak ama ototrof mesela ben beslenmiyorum. Ben heterotrof yani besini dışarıdan hazır olarak alan bir canlıyım. ÖSYM tarzı sorumuz dediğim gibi geçen senenin e, çok 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 benzeri, birebirini koyamayacağımız için çok 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 benzerini koydum. Aşağıda verilenlerden hangisine bakılarak bir hücrenin ökaryot ve hücre yapısına sahip olduğu söylenebilir. İkiye bölünerek çoğalması, tek hücreler ikiye bölünür, prokaryot, ökaryot tek hücreli var. Hücre duvarı bulundurması, koful organelinde besin depolaması. He. Diğer şıklara bakmama bile gerek kalmadı. Koful zarlı bir organeldir. Prokaryot canlılarda koful organeli bulunmaz. Kofulu bulunuyorsa kesinlikle ökaryot olduğu söylene. Bilir gençler dediğimiz gibi bu tarz sorularda diğer şıklar için şimdi konunun en başındayız ya belki diğer şıklarla ilgili fikriniz olmayabilir. Mesela kamçısı ile yer değiştirme şu an bakterilerin kamçısı olduğunu bilmeyebilirsiniz ama bildiğiniz cevap mutlaka vardır. Neyi verdik Kofuzarlı organel prokaryotlarda yok o zaman cevabımız hemen Ceyhan'a düşmüş oldu. Hemen bu haftanın ödüllü sorusunu göstereyim. Videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Ödüllü soruya cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.